Dünya bu görüntüye sessiz kalamadı. Bodrum'da kıyıya vuran 3 yaşındaki Suriyeli bebek Aylan, Avrupa'da süren mülteci tartışmalarının üstüne kara bir perde gibi indi. Avrupa'nın en yüksek tirajlı gazetelerinden Alman Bild'in internet sitesi siyaha büründü. Site minik Aylan'ın fotoğrafı ve altında çarpıcı bir mesajla açıldı. Bu görüntüler utanç verici bir şekilde normalleşti. Artık buna dayanamıyoruz. O yüzden göstermek istiyoruz. Göstermek zorundayız. Çünkü bu görüntü medeniyetimizin başarısızlığını belgeliyor. İngiltere'nin tüm yüksek tirajlı gazeteleri ise Bodrum'dan Kos Adası'na giderken batan botta hayatını kaybeden 3 yaşındaki Aylan'ı bugünkü baskılarında manşete taşıdı. Guardian gazetesi Avrupa'nın mülteci krizinin şoke edici ve acımasız gerçeği başlığını kullandı. Independence'a birinin çocuğu başlığını kullandı, İngiltere Başbakanı David Cameron'ı yaşananları inkar etmekle suçladı. Times gazetesinin Avrupa Bölündü başlığıyla yayınlanan ilk sayfasında Avrupa Birliği ülkelerinin mülteci kriziyle ilgili yaşadıkları ayrışmaya yer verdi. Daily Mail'da ilk sayfasını bu utanç tablosuna ayıran gazetelerden Daily Mail, insani felaketin minik kurbanı manşetiyle verdi haberi. The Sun gazetesi de İngiltere Başbakanı David Cameron'a seslendi. Macaristan'da doğan bir Suriyeli bebekle ve Bodrum'daki Ayla'nın fotoğrafını yan yana kullanan The Sun, yaşam ve ölüm başlığını kullanırken İngiltere Başbakanı'na Sayın Cameron yaz bitti. Şimdi Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan beri karşı karşıya olduğu en büyük krizle ilgilenin mesajını iletti.